demokrasisi 27 Mayıs'ı 12 Mart'a atlatıp yeniden yola koyulmuştu. Ancak fırtına dinmemiş, karşılıklı hesaplaşmalar bitmemişti. Tam aksine, ülkede yeni cepheler açılmış, oluk gibi kan akmaya başlamıştı. Sonunda 12 Eylül günü yine kapı çalındı. O gün gelenler her şeyi ama her şeyi değiştirdiler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eskisi gibi yaşanmayacaktı. ...1979 Türkiye'nin en soğuk ve en karanlık yılıydı. O yıl halk çok üşüdü. Çünkü elektrik yoktu, petrol yoktu, kömür yoktu. Daha da önemlisi halkın ümidi kalmamıştı. Terör ve hayat pahalılığı insanları canından bezdirmişti. Kahramanmaraş olaylarının şoku daha geçmemişti. Sokaklarda artık asker devriye geziyor, sıkı yönetim bildirileriyle yasaklar konuyor, özgürlükler kısıtlanıyordu. Ancak terör yine de durdurulamıyordu. ...1979'un başında o soğuk kış günü terör hiç umulmadık bir hedef seçti. 1 Şubat sabahı Milliyet'in başyazarı Abdi İpekçi, Başbakan Bülent Ecevit'le baş başa olağan görüşmelerinden birini yapmış, geri dönmüştü. Basında Ecevit'e en yakın isim oydu. Adeta sırdaşı ve resmi olmayan danışmanıydı. O gün Ankara'dan Doğruca gazetesine gitti. Yazısını yazdı, her zamankinden 2 saat önce de ayrıldı. Nişantaşı Emlak Caddesi'ne yöneldiğinde trafik iyice sıkışmıştı. Tam evinin bulunduğu karakol sokağına dönmek üzere yavaşlamıştı ki arabanın camında katilini gördü. Kurşunlar peş peşe İpekçi'nin bedenine saplandı. Koltuğa yığıldı. Kayan araba elektrik direğine çarpıp durdu. Yeni girmiştim eve. Telefon çaldı. Telefonu kaldırdım. Ayaktaydım. Bir ses. Dedi ki Abdi Bey'i kaybettik. Bir cümle. Benim elimden telefon düştü. Sandalyeye yığıldım ben. Ondan sonra tabii fırladık sokaklara. İşte Şişli'ye, hastaneye gittik. 5 kurşun, ikisi kalbine gelmiş, biri karın boşluğuna, ikisi koluna. Herkes şaşkındı. Terör sonunda Abdi İpekçi gibi ılımlı, her çevrenin saygı duyduğu bir gazeteciyi de öldürmüştü. Herkes aynı soruyu soruyordu. Neden? Neden İpekçi? Aslında vurulan uzlaşı hoşgörüydü. Öldürülen İpekçi değil, onun temsil ettiği uygar yaklaşımdı. Suikastten sonra insan avı başladı. Katili bulana o günün parasıyla 6 milyon lira ödül kondu. Katil Mehmet Ali Ağaç'a 5 ay sonra İstanbul'da yakalandı. İstanbul polisi o zaman bu konuyla ilgili özel bir ekip kurdu. O ekipler çalıştı. Bir akrabasının evindeki telefon rehberinden, o zaman telefon rehberlerinde belli semtlerin krokileri de vardı. İpekçi'nin evinin bulunduğu semtin krokisi yırtılıp alınmıştı. Oraya kadar tespit ettiler. Bir gün Ağca'nın küllükte, küllük kıraathanesinde bulunduğu tespit edildi, gidilip oradan alındı. Batı ve kömür düzenine karşı çıktığım için öldürdüm. İsyan ettiğim için öldürdüm. Hükümete karşı değil, düzene karşı olduğum için öldürdüm. Açıklayacağım tek şey, silahlı sağ veya sol eylemci olmadığım, bağımsız, tek başına bir terörist olduğumdur. Kesinlikle hayatımda hiçbir siyasal kuruluşa üye olmadım. Ağca tabii ki doğruyu söylemiyordu. Tek başına değildi. Arkasında uyuşturucu ticaretinden, mafyaya, silah kaçakçılığından, siyasi hesaplara kadar uzanan büyük bir desteğin olduğu daha sonra ortaya çıkacaktı. Kesinlikle hayır. Tek başıma düşündüm ve yaptım. Evinin önünde gördüm. Mehmet Ali Ağca, Abdi İpekçi'yi öldürdüğü gün 21 yaşındaydı. Malatyalı yoksul bir aileden geliyordu. İstanbul İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Ama öğrencilikle ilgisi yoktu. Suikaste tetikçi olarak kullanılmıştı. Cezaevinde henüz 6. ayını doldurmamıştı ki sürpriz bir açıklama yaptı. Her şeyi inkar etti ve suçsuzum dedi. Ardından da bir cümle ekledi. Mahkemeye çıkarsam herkesi ve her şeyi açıklayacağım. Ağaca aslında bir yerlere bir mesaj yolluyordu. Nitekim bu mesaj kısa sürede adresine ulaştı
ve Ağaca, Maltepe askeri cezaevinden asker elbisesi giydirilerek kaçırıldı. Biliyorsunuz olay, hani ülkücü şiddet eylemciler de vardı biliyorsunuz. Hani onların moralini de yüksek tutmak için dediler ya işte bakın Ağaca'yı yakalatmamak lazım yeniden. İşte Ağaca bazı ülkücüler karşıladı falan hikayesiyle olaya sahip çıktılar biliyorsunuz. O zaman önemli bir olaydı. Çatlı'da tesadüfen karşılaştık bir arkadaş aracılığıyla. Bana bir ev işaret etti. Fakat Ankara'da 3-4 tane ev değiştirdim. Bilmiyorum kimin evi bile olduğunu hatırlamıyorum. Bu evlerden birisinde de Çatlı kalmama yardım etti. Sadece ülkücülerle ilişkim vardı. Başka hiç kimse yardım edemezdi. Yani beni orada devletin eline bırakamazlardı o durumda. Yani mecburdular yani. Bir ölçüde de mecburdular yani. Yakalansaydım, cezaevine düşseydim. Yani bu ülkücü olanlar için de çok büyük bir fiyasko olacaktı. Yani yenilgi olacaktı biliyor musunuz? Mehmet Ali Ağaca bir süre sonra sessizliğini bozdu. Milliyet gazetesine bir telefon etti. Ben Mehmet Ali Ağaca dedi. Bir an. Tabii şaka da olabilir, işletme olabilir. Ben tabii bir anda şok oldum ama söze hemen devam ettim. Buyurun ne istemiştiniz dedim. Ben dedi tekrar söyledim. Mehmet Ali Ağaca'yım dedi. Bir mektup bırakıyorum dedi. Ne oldu dedi Doğan abi. Dedim Mehmet Ali Ağaca aradı. Turan abi fırladı tabii birdenbire. Ne oldu ne dedi kapattı mı diye büyük bir telaş oldu. Ben dedim o heyecanla tabii dedim bir mektup bırakmış. Mektup da dedim posta kutusunun içindeymiş. Allak bullak olduk hemen tabii koşuşuldu. Posta kutusu darma duman içinde mektup yok. Geldik yazı işlerine oturduk bu işletme dedik. Pat telefon çaldı. Telefon Ağaca, ben sizi görüyorum, yanlış kutuya gidip baktınız. Posta kutusunda değil, mektup çöp kutusunda. Tekrar koşuldu, hakikaten çöp kutusunda bir mektup. O arada da anlıyoruz ki Ağaca bizi bir yerden seyrediyor hareketlerimizi. Yani o kadar burnumuzun dibine sokulmuş. Mektup alındı, mektubu okuduk. Diyor ki, şimdi sıra papayı vurmamda, papayı öldüreceğim. Ancak kimse bu tehdidi ciddiye almadı. Oysa Ağaca onu koruyan ve kollayanlar tarafından sağlanan sahte pasaportla yola çıkmıştı bile. Sonunda Ağaca dediğini yaptı ve Papa'yı vurdu. Hükümet bildirisi. Sayın Papa Jean-Paul'e karşı girişilen suikast teşebbüsünün gazeteci merhum Abdi İpekçi'nin katli... Sadece Türkiye değil, dünya şoka uğradı. Papa yaralı şekilde kurtuldu. Ağaca yakalandı ve ömür boyu hapse mahkum oldu. İpekçi ve Papa suikastı davalarında çelişkili ve yanıltıcı ifadeleriyle, akli dengesinden kuşku uyandıran tavırlarıyla gerçeği hep gizledi. Ben Mesih'im. Dünyanın sonundayız elbette. Fakat ben Tanrı değilim. İpekçi'nin ölümüyle birlikte bir tabu da yıkıldı. Artık terör en güçlü, en nüfuzlu ve en çok korunan isimleri de hedef seçiyordu. O yıl Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul öldürüldü. Ardından yazar İlhan Darandelioğlu İstanbul'da sol örgütler tarafından vuruldu. Terör hedef gözetmiyordu. Öğretim üyeleri Ümit Yaşar Doğanay ve Cavit Orhan Tütengil o yılın en çok yankı uyandıran kayıpları arasındaydılar. Türkiye iç savaşın bütün belirtilerini yaşıyordu. Aynı sıralarda garip bir şekilde meydana gelen 6 tren kazasında da 60 kişi öldü. Yüzlerce kişi yaralandı. Tam 538 soygun gerçekleşti. Sıkı yönetim komutanlıkları çaresizlik içinde her bankanın önüne asker koymak zorunda kaldılar. O yıllarda toplumdaki panik havasını arttıran bir başka felaket ise yangınlardı. 3 fakülte, hükümet binaları ve bir çarşı yandı. Bir sabah hazırlandım, okula gidiyorum. Yolda bir arkadaşıma rastladım. Hiç gitme dedi, okulumuz yandı, bitti, kül oldu. Öyle deyince ciddiye almadım, gülümsedim falan. Neyse okula devam ettik. Geldim okulun önüne.
Bir de baktım gerçekten okul yağmıştı ve okulun önünde bekleşen öğrenciler vardı kitaplarıyla. Çok büyük bir şaşkınlık geçirdik hepimiz tabii. Birbirimize baka kaldık bütün öğrenciler. Aynı dönemde bir yangın daha vardı ki İstanbulluları çok korkuttu. Roman tankeri Independenta İstanbul Boğazı'nın tam girişinde Haydarpaşa Garı'nın önünde bir Yunan şilebiyle çarpıştı. Gemi büyük bir gürültüyle patladı. Yangın günlerce sürdü. Boğaz'ın sularında yanan, Türkiye'nin yıllardır sıkıntısını, hasretini çektiği petroldü. Bir balıkçıda oturdum, bir arkadaşımla balık yiyorum. Dedi ki arkadaşım, iyi bir balık ikram et bize. Kıymetli bir misafirimiz var. Kim abi dedi, balıkçı. Petrol Ofisi Genel Müdürü dedi. Ben dedi şimdi denize atlar onun için balık tutarım. Yeter ki yarın bizim sefere çıkacak tekneler için versin. Akaryakıt versin. Mazot olmadığı için arabalı vapur seferleri tatil edilmişti. Tatil edilen sadece şehir hatları değil, adeta bütün bir ekonomiydi. Enerji santralleri durmuştu. Elektrik kesintileri nedeniyle fabrikalar üretim yapamıyordu. En basit mal dahi kara borsaya düşmüş, hatta hiç bulunamaz olmuştu. Besim Üstünel gün geldi hocam, efendim o bakan oldu. Dedi ki Yavuz ben artık Türkiye'de etkili bir yere geldim. Benim de bir isteğin var mı dedi. Var efendim dedi. Nedir dedi. Efendim bir koli sana ya rica ediyorum. Çünkü bayramda anneme gideceğim. Elim boş gitmek istemiyorum dedim. İşte birbirlerine söylediler. Hakikaten İbrahim Tez'den tabunlar parasıyla neticede bir koli ya. Öbüründen işte ona benzer bir ampul yahut deterjan böyle şeyler geldi. Ben anneme götürdüm. Mahalle birbirine girdi. Çünkü herkes bir paket sanayi açıp kuyruğa giriyor. Ben almışım koliyle. Dahası döviz olmadığı için ilaç, röntgen filmi, yedek parça, kahve, sigara ve en önemlisi gübre yoktu. Çiftçi üretimi durdurdu. Azıcık ekilenlerde traktörler çalışmadığı için toplanamıyordu. Kıtlık tehlikesi baş göstermişti. İşte Ecevit hükümetini halkın gözünden düşüren bu tabloydu. Hemen her şey zamlanmıştı. Enflasyon ilk defa %70 sınırına dayanmıştı. Devletin kasaları bomboştu. Hiç kimse petrol satmıyor, Irak parasını alamadığı için boru hattını kapatıyor, siyasetçiler ise işi gücü bırakmış, petrol tankerlerinin rotalarını izlemeye başlamışlardı. Tankerlerimiz, gemilerimiz bütün devlet büyükleri tarafından takip edilirdi. İşte İpraş'tan, İzmit'ten yükleme yapıldı. Diyelim Toros bir tankeri Karadeniz bölgesine çıkıyor. O zaman hiç unutmam Sırrı Atalay Cumhurbaşkanı'na vekalet ediyordu Senato Başkanı olarak. Şimdi bizde akaryakıt sınırlı olduğu için geminin bir kısmını Samsun'a boşaltıyorduk, bir kısmını Trabzon'a, bir kısmını Hopa'ya boşaltıyorduk. Oradan hemen geminin çıktığını haber alırdı rahmetli Atalay, talimat verirdi. Samsun'a uğramayacak, doğrudan Trabzon'a gidecek çünkü kendisi Karslıydı. Trabzon'dan Kars'a ikmal yapılıyordu. Biz günlük petrol ihtiyacımızı karşılayacak dövizi elde etmek için her gün her çareye, ama Türkiye'yi diyet borcu altına sokmayacak her çareye başvuruyorduk. Yani başlıca işlevimiz bugün 1 milyon doları nasıl buluruz, 2 milyon doları nasıl buluruz, bunun üzerinde düşünmekti. We have to increase our export earning. You know that that's not easy. Artık Türkiye'nin yurt dışındaki saygınlığına da gölge düşmüştü. Türkiye'deki, Türkiye'nin dış ülkelerindeki temsilciliklerinin maaşların ödenmesinde güçlükler vardı. Merkez Bankası'nın ödeme emirleri yerine getirilmiyordu. Ve yer yer Türkiye'nin Denizcilik Bankası'na ait gemilerine ya da Türk Hava Yolları'nın uçaklarına el konulmasından söz ediliyordu. Hükümeti asıl korkutansa Merkez Bankası'nın İsviçre'deki altınlarıydı. Ödenmeyen dış borçlar karşısında İsviçre'de tutulan devletin resmi altın stoklarının haczedilmesi bir felaket olurdu. Haczedilme gibi bir tehlikeye karşı karşıya buna Merkez Bankası'nın altınları da bir önlem olarak Türkiye'ye getirmiş bunu. Bunu da geçerek söylemek istiyorum. Özel uçaklarla çok gizli
şekilde. Aynı ilginç bir operasyondur o. İşte böylesine ciddi bir kriz yaşayan Türkiye için tek çare dış yardımlardı. Batı da Türkiye'deki ve bölgedeki gelişmeleri kaygıyla izliyordu. Zira Sovyetler Afganistan'ı işgal etmişlerdi. Ardından dünyayı şok eden ikinci gelişme yaşandı. Amerika'nın sadık müttefiki İran'daki Şah rejimi devrildi. Sürgündeki dini lider Ayatollah Khomeini büyük bir gövde gösterisiyle ülkesine döndü. İslam rejimi kuruldu. Khomeini'nin hedefi batılı değerleri ve kültürü yok etmek, İslam devrimini bütün Orta Doğu'ya yaymaktı. Bu iki gelişme Batı'yı panikletti. Sovyetleri kuşatan domino taşları teker teker düşüyordu. Amerika sıranın Türkiye'ye geldiğinden korktu. Ülkede artan istikrarsızlık, çöken ekonomi Batı'nın tüylerini diken diken etmişti. Paul Henze o günlerde Washington'da Amerikan yönetiminin Ankara'yı nasıl gözlediğini en iyi bilenlerden biriydi. İran'ın kaybedilmesinden sonra bir panikleme dönemi oldu. Herkes Türkiye için müthiş kaygılandı. Terörün galip geleceğini, Türklerin olayların üstesinden gelemeyeceğini düşünenler çoktu. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Warren Christopher'ı ve değerli çalışma arkadaşlarını... Amerika'nın bir sıkıntısı daha vardı. Daha önce İran'da konuşlandırılmış olan U-2 casus uçakları devrimden sonra yersiz kalmışlardı. Sovyetlere karşı Amerika'nın gözü kulağı olan bu uçaklar için en iyi üssün Türkiye olduğunu düşünüyorlardı. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher Ecevit'in kapısını çaldı. Prime Minister who I regard as one of the great leaders of the free world. Siz bize bu izni vermedikçe bir dolarlık dış yardım alamazsınız dedi. Ben o zaman ayağa kalktım. Bu görüşme burada bitiyor dedim. Müsaadenizle dedim. Büyükelçi telaşlandı. Bizi 15 dakika baş başa bırakın dedi. Peki dedim, arkadaşlarımla birlikte üst kata gittim. Yarım saat sonra haberleri geldi. Aşağı indik. Christopher özür diledi. Böyle bir bağlantı kurmayacağız beklediğiniz yardımlarla şeyler arasında diye. Casus uçuşları arasında. Bağ kurulmadı ancak Amerika Ecevit'in hanesine bir eksi işaret daha koydu. Bu gelişmeye rağmen 5 Ocak 1979'da Atlantik Okyanusu'ndaki küçücük bir adada Guadeloupe'da Türkiye masaya yatırıldı. Masanın çevresinde Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız liderler oturuyordu. Ve Türkiye'ye ivedinin ivedisi yardım kararı, tabir o. İvedinin ivedisi, urgent İngilizcesiyle yardım kararı aldılar. Ama bir türlü bunu uygulamaya geçirmediler. Çünkü yardım son derece önemli bir koşula bağlıydı. O koşulu gerçekleştirmek ise Ecevit hükümeti için ateşten gömlekti. Türkiye'nin uluslararası para fonu yani IMF'in denetimine girmesi gerekiyordu. Bu koşullar da yenilir yutulur gibi değildi. Paranın değeri düşürülecek, başta petrol ürünleri olmak üzere her şeye büyük zamlar yapılacak, ücretler dondurulacaktı. Sonuncusu ve en önemlisi Türkiye'nin devlet korunmasını bırakıp kapılarını ardına kadar açması ve serbest piyasa ekonomisine geçmesi gerekiyordu. Karma ekonomi terk edilecek, devletin ekonomi üstündeki etkinliği azaltılacaktı. Bütün bu koşulların yerine getirilip getirilmediği de yine bu ülkelerin belirleyeceği bir heyet tarafından kontrol altında tutulacaktı. Yani Batı, Türk ekonomisini gözaltına alıyordu. Oysa böyle bir dev reforma kimse hazırlıklı değildi. IMF ile, Uluslararası Para Fonu ile ve Dünya Bankası ile ilişkiler Türkiye'de çok duyarlı bir konu haline gelmişti. Bu bazı öteki parti çevrelerinde oldu. Özellikle bizim partimiz için yani Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerliydi. Bunlar uluslararası düzenin belli başlı sömürü araçları olarak görülüyordu. Hükümette ve CHP'de IMF koşullarına karşı müthiş bir tepki yaşandı. Bağımsızlığın elden gideceği söylendi. Batılılar kestirip attılar. IMF'e uyulmazsa Türkiye'ye bir kuruş yardım yapılmayacaktı. Öyle de oldu. Ne yardım geldi ne kredi. O zaman da tabii IMF sizi güç durumda bıraktı. Yani güç noktada yakaladı. Bir yandan ekonomi çok sıkışmış, çok güç noktadasınız. İster istemez liberal politika yapmanız gerekiyordu. Ama
sanıyorum o liberal politikaya da şey hazır değildi. Parti kamuoyu çok hazır değildi. Türkiye para fonunun koşullarını yerine getiremedi. Kime el uzatılsa aynı yanıt alınıyordu. Para fonu yani IMF ile anlaşın, öyle gelin. Müslüman ülkelere dönüldü, onlar da aynı yanıtı verdiler. Libya'dan Suudi Arabistan'a kadar yakın müttefikler dahi para vermek için Türkiye'nin IMF denetimine girmesi koşulunu öne sürüyorlardı. Bütün kapılar liberalizme hazır olmayan, IMF şartlarına direnen hükümetin yüzüne kapandı. Tek çare uluslararası tefeci piyasasıydı. Öyle bir gün geldi ki hükümet Cumhuriyet tarihinin en ağır anlaşmasını yaptı. Türkiye en önemli varlığını, silolarında bulunan bütün tarım ürünlerini 150 milyon dolarlık kredi karşılığı Wells Fargo adlı bir Amerikan bankasına rehin etti. Haber kamuoyunda bomba gibi patladı. Ekmeğini topraktan çıkaran Türkiye için bu karar manevi yıkımdı. Halkın rızkını el aleme ipotek etmekti. Hükümet karışıverdi. Bütün bu gelişmeler zaten derme çatma olan hükümeti ve CHP'yi sarsmaya başladı. Parti hiziplere bölündü. Hedefte genel başkan Ecevit'ti. Başarısızlığın faturası başbakana çıkmıştı. Herkes o kadar başına buyruktu ki hükümette uyum diye bir şey kalmamıştı. Başbakan Genel İdare Kurulu'na geldiği zaman sabahları resmi gazetede kendisinin haberi olmadı. Bir takım Maliye Bakanlığı bildirileriyle karşılaşmaktan şikayet ediyordu, hazine bildirileriyle. O hükümetin umulan, benim umduğum performansı gösteremeyişinde yalnız dışımızdan gelen 11'lerin değil, kendi içimizdeki hizipleşmelerin birbirlerini engelleme gayretlerinin de maalesef küçümsenemeyecek bir rolü olmuştur. Artık herkes birbirine düşmüştü. Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi Üşgüzar ile Gümrük Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'yı yolsuzluk yapmakla suçladı. Üşgüzar istifa etti. Bağımsız bakanlardan 6'sı da kabinedeki bir başka arkadaşlarını, Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'yi bölücülük yapmakla suçladılar. 1979'un Nisan'ında benim Hürriyet Gazetesi'nde çıkan bir demecim oldu. Türkiye'de Kürtler var, ben de Kürdüm. Ama hemen altını çiziyordum. Bu devletin misak-ı milli sınırlarına saygılıyım diye. Benim o beyanatım o günün koşullarında adeta bir toplumsal deprem yarattı. Türkiye'de ilk kez bir bakan Kürt meselesinin varlığından söz ediyordu. Yaşanan siyasi deprem o kadar büyüktü ki Milli Güvenlik Kurulu bile bu açıklamadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Zira Güneydoğu'da kaygı verici gelişmeler yaşanıyordu. Adına APO'cular denen örgüt Güneydoğu'yu adeta kasıp kavurmaya başlamıştı. ...1979 yılının Ramazan ayıydı. Urfa, Siverek ilçesine bağlı Kırbaşlar mezrasında yolun hemen kıyısındaki küçük bir odada iftar yemeği vardı. Adalet Partisi Urfa Milletvekili, Bucak aşiretinin reisi Celal Bucak, kayınpederinin evine davet edilmişti. Tam kahve faslına geçilmişti ki birden silahlar patladı. Kurşun sesleri çığlıklara karıştı. Kıyamet kopmuştu. Yaklaşık 300 militan mezranın hemen kıyısından geçen Urfa-Siverek karayoluna mevzilenmişlerdi. Bu APO'cuların o güne kadarki en büyük eylemiydi. Amaç sadece Celal Bucağı öldürmek değil, bölgedeki tüm aşiretlere gözdağı vermekti. Çatışma sabaha kadar sürdü. Gün ışımaya başladığında saldırganlar püskürtüldü. Geride 5 ölü 11 yaralı kaldı.
Bu baskının ertesi günü Hilvan'da düzenlenen cenaze töreni adeta apucuların gövde gösterisine dönüştü. Örgüt bayrakları her köşeye asıldı. Kalaşnikovlu militanlar devlet dairelerini tatil ettirdiler. Önünde nöbet tuttular. Arka arkaya yaşanan bu gelişmeler Ankara'nın zirvesini karıştırıverdi. Merhum Mehmet Bucağı'ya yöneltilmiş olan hadise çok manidar bir hadiseydi. Çünkü Mehmet Bucak orada nüfuzlu bir arkadaştı. Ona bu hadise yöneltilebiliyorsa ve devletin yanındaydı. Yöneltilebiliyorsa bu devlete karşıdır. Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Korutürk ve Başbakan Ecevit'e yazdığı iki mektupla hükümeti duyarsız kalmakla suçladı. Sıkı yönetimin de teröre karşı etkisiz olduğunu vurguladı. Ecevit'in yanıtı iki lider arasındaki sağırlar diyaloğuna tipik bir örnekti. Ecevit, asıl olaylar sizin zamanınızda başlamıştır karşı suçlamasını yaptı. Ordu da Demirel'in eleştirilerinden rahatsız oldu. Saldırıya uğrayan Celal Bucak çaresiz kalınca Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in kapısını çaldı. Ben dedi hayatımdan dedi şeyim zor yaşıyorum dedi. Ne istiyorsun dedim yani benden dedim yani ben şey mi yapayım darbe mi yapayım? Yok onu demek istemedim dedi. Gelen milletvekillerinden birisi de odur. Ordu zaten Doğu ve Güneydoğu'da uzun süredir alarmdaydı. İsrar ettiler ve bölgenin 6 ili daha sıkı yönetim kapsamına alındı. Komutanlar sık sık bölgeye gidiyorlardı. Orgeneral Mehmet Kral da o günlerde büyük yankı yaratan Güneydoğu raporunu hazırlamıştı. Raporda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin Türkiye'den kopmak üzere olduğu uyarısı yapılıyordu. Örgüt, Hilvan'da kendi mahkemesini kurmuş, devletin hakimleri ve öğretmenlerini bölgeden kaçırıyordu. Ciddi bir askeri güç olma peşindeydi. Pazarcık'ta Vietnam Vadisi adını verdikleri bölgede silah depolanıyordu. Mağaralarda 500'e yakın roket ele geçmişti. En önemlisi son 2 yılda da 243 cinayet işlemişlerdi. O kadar almış yürümüş ki artık neredeyse orayı bir Kürt devleti ilan edecek duruma gelmişler. Bir kere Diyarbakır Kürt devletinin şeysi payitaht şey başkenti. Aynı günlerde hükümete karşı yeni bir cephe açıldı. CHP'nin en önemli müttefiği DİSK, iktidarın halka sürü muamelesi yaptığından şikayet etti. DİSK ve çalışanlarını temsil eden tüm meslek kuruluşları Ecevit'ten uzaklaşmaya başladılar. İşte görüyorsunuz Türkiye komünizm seviyor bahanesiyle, gerekçesiyle Türkiye'de faşizme seni hazırlamak istediler. Oysa Türkiye'de faşizme karşı olduğu gibi komünizme karşı da en büyük engel Türk halkının özgürlüğü ve demokrasiye. Şimdi biz toplumun o büyük potansiyelini bu işlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için kullanmak zorundaydık. Maalesef üzülerek söyleyeyim, daha iktidar oluşumuzun hükümet olmayı 7 Ocak'ta güven oyu aldık. 22 Ocak'ta bütün demokratik kitle örgütleriyle kavgalı duruma geldik. Asıl ipleri koparan 1 Mayıs 1979 oldu. 1 Mayıs'ta sıkı yönetim komutanlığının isteği üzerine Taksim'de işçi bayramı kutlamaları yasaklandı. DİSK yasağa direneceğini açıkladı. Taksim'de kutlamaya karar verdik. İlginç bir şeydi. Sayın Ecevit Başbakan'dı. İşte o illa İzmir'de olsun daha iyi olur diyordu. Ben ona bir sözünü hatırlattım. 3 Haziran'da 1977 3 Haziran'da bir toplantı yapıyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Bu toplantıyı erteleyin, iptal edin, saldırı durumları aldık demişti Demirel. Ecevit de ben eşim Rahşan Hanım'la alana gidiyorum, isteyen yurttaşım katılabilir demişti. Ama yurttaşlarımı çağırmak istemiyorum demişti. Çok büyük bir kitlesel gösteri olmuştu o gösteri. Ben açıklamamda Sayın Ecevit bilmelidir ki işçi sınıfı Rahşan Hanım'dan daha korkak değildir. Biz de işçi sınıfıyla 1 Mayıs alanında olacağız demiştim. Yay geriliyordu. Ecevit solla köprüleri attı. Kimseye diyet borcum yok dedi. Sıkı yönetim komutanlığı 1 Mayıs günü bütün İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan etti. Halk evine hapsolmuş,
heyecanla gelişmeleri izliyordu. Sokağa Behice Bora'nın lideri olduğu Türkiye İşçi Partililer çıktılar. Issız İstanbul sokaklarında 200 kişilik grup Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Ecevit iktidarının yasağını delenler polis tarafından tutuklandılar. Otobüslere doldurulup dayak yediler. Solun hükümetten intikamı ise acı oldu. Ekim ayı içindeki ara seçimleri devrimci grupların bir bölümü boykot etti. CHP 5-0 kaybetti. Bu illerden 3'ü solun kalesi olarak bilinirdi. Çünkü düşünün, bir toplum giderek kutuplaşıyor. Sizinle birlikte aynı saflarda olan CHP giderek öbür tarafa yanaşmaya başlıyor. O günün konjonktüründe böyle bir kopuşu sağlayabilmenin politikasıydı seçim boykotu ve son derece başarılı oldu. Yani son derece başarılı oldu o bölgelerde. Yani %70 köylerin bazılarında %80'e %90'a varan oy kullanmama hali çıktı. Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü yolu ama Adalet Partisi dahil hiçbir sağ parti zafer kazanmış değil. Tabii ki CHP yenilgisinin çok daha önemli nedenleri vardı. Terör, yokluklar, kara borsa ve enflasyon halkı canından bezdirmişti. Ecevit'in sonunu getirenlerin arasına sanayiciler de katıldılar. 13 Mayıs günü gazetesini açan başbakan kendini yerden yere vuran tam sayfa ilanlarla karşılaştı. Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği TÜSİAD, Cumhuriyet tarihinde ilk defa görülen bir yöntemle ekonomik krizin tek nedeni olarak hükümeti gösteriyordu. Ecevit'in ilanlara tepkisi çok sertti. İş adamlarına karşı savcıları göreve çağırdı. Ecevit, ilanların ardındaki gerçeği sonra öğrenecekti. Bu değerlendirmeyi salt rakamlara göre yapmak yanıltıcı sonuçlar verebilir. Fakat o açıdan yapılacak bir değerlendirmede bile... Sayın Mehmet Ali Brand'ın bu 12 Eylül ile ilgili bir kitabını yıllar sonra okudum. Bazı üst düzey sermaye gruplarının önde gelenleri Washington'a gitmişler veya çağrılmışlar. Ve orada Brzezinski, o sırada Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı veya önde gelen bir üyesi Amerika Birleşik Devletleri'nde varmış, çağırmış, siz böyle bir başbakanı nasıl başınızda tutarsınız diye. Ve onun hemen ardından da o sermaye gruplarından, çevrelerinden bizim hükümetimizi düşürmeye yönelik paralı duyurular gelmiş oldu. Ecevit o kitapta yazılanları işte böyle yorumladı. TÜSİAD ilanları aslında serbest piyasa ekonomisini savunmak için hazırlanmış, ancak fatura Ecevit'e çıkmıştı. Hükümet daha fazla dayanamadı. Karaoğlan efsanesi bir süre sonra bitti ve Süleyman Demirel 6. kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Demirel bu kez sadece Adalet Partilerinden oluşan bir azınlık hükümeti kurdu. Necmettin Erbakan kerhen desteklediğini açıkladı. Demirel hemen kolları sıvadı. Henüz güven oyu almadan ilk işi Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak oldu. Ancak toplantıda onu bir sürpriz bekliyordu. MGK bildirisi zehir zemberekti. 500'ü bulmayan bir grup maalesef devleti teslim almış vaziyette orada. Terörün arttığı, ülkenin parçalanmanın eşiğine geldiği belirtiliyordu. Bir MGK bildirisinde ilk defa böyle bir dil kullanılıyordu. Demirel soğukkanlığını kaybetmedi. Dedim ki o zaman Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarını ve Milli Güvenlik Kurulu'nun diğer üyelerini hepsini çağırdım. Dedim ki bu duracak. Hatta Genelkurmay'a gittim. Briefing aldım. Ondan söyledim bunu durduracaksınız. Sıkı yönetim komutanlarının hepsini. Benden eğer para istiyorsanız para vereceğim. Adam istiyorsanız adam vereceğim. Silah istiyorsanız silah vereceğim. Yetki istiyorsanız yetki vereceğim. Bunu durduracaksınız. Devlet sokağa mağlup olmamalıdır. Devlet hukukun içinde bu meseleyi çözmelidir. Sizden istediğim o. Komutanlar hazırlıklıydı. Hem de öyle hazırlıklıydı ki Demirel'den ne isteyeceklerine çoktan karar vermişlerdi. İstekler bir bir masaya kondu. İlk istek vur emriydi. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Vur yetkisi iç hizmet kanununda var. Var ama bir takım şartların bir araya gelmiş olması lazım.
ve o silahı kullanacak kişinin izanına bırakılmış. Eğer yanlış kullanmışsa o izanı mesul oluyor. Biz onu değiştirdik. Onun için kimse kullanamıyordu. Kullananlar mahkum oluyordu. İkinci istek sıkı yönetim mahkemelerinin görev ve yetkilerinin arttırılması oldu. Mahkemeye bakacak, davaya bakacak hakim kalmıyor. Neden? Korkularından. Vurulma korkusundan. Ne olur beni buradan tayin edin diyor. Komutanlara göre ihbar müessesesi de mutlaka çalıştırılmalıydı. Mahalli memur kullanmayalım. Mahalli öğretmen kullanmayalım. Çünkü bunlar zaten o yöreden kopmak isteyen insanlar. Onun için görevini yapmıyor. Ve teröristlere yataklık yapıyor. Öğretmen, polis ve askerin siyasi faaliyetleri mutlaka yasaklanmalıydı. Polis bölünmüş. Bir sağda olanlar pol bir, solda olanlar pol der. Polis bir nevi askeri güçtür. Jandarma gibidir. Bunlar da dernek olmaz. Nihayet son istek karakolların kışla gibi olmasıydı. Daha silah atmasını bilmeyen polis vardı. Yani daha hiç tabanca vermişler, tabanca kullanmamış. Bu böyle polis olur mu? Demirel'in bu isteklere itirazı yoktu ama demokrasiye de ters düşmek istemiyordu. Bir genelge yayınladı. Bütün kamu kuruluşlarından sıkı yönetime her türlü yardımın yapılmasını istedi. İçi rahatladı. Bu önlemlerle terörün duracağına ve askerin de rahatlayacağına kesin kanaat getirmişti. Ancak aradan geçen sürede bu yöntemlerin de pek yarar sağlamayacağı anlaşıldı. Daha yılın ilk aylarında doğudaki kış tatbikatında pek kimse önemsememiş ancak ilk işaret verilmişti. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, teröre karşı tek çarenin silahlı kuvvetler olduğunu vurguladı. Komutan, bu işi bize bıraksalar bir ay içinde hallederiz dedi. Konuşmasını bitirdiğinde tüm subaylar heyecanlanmış, ayağa fırlamışlardı. Biraz da ağır konuştum. Ağır konuştum. Basın da vardı. Televizyon vardı. Ondan sonra en sonunda da tabii etkilendiler o konuşmamdan. Harbiye marşı söyleyeyim dediler ve harbiye marşıyla bu işi bitirdik. İkinci işaret daha sert geldi. Evren 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı nedeniyle bütün silahlı kuvvetlere seslendi. Eminim ki en az benim kadar üzüntü duymaktasınız. Ancak şuna inanınız ki bu satılmış zavallılar bir avuç azınlıktır. Ve siz onların hepsini bir anda yok edebilecek güçtesiniz. Asıl sessizliğinizi ve sabrınızı güçlerinin kanıtıymış gibi göstermek isteyenler nasıl yanıldıklarını bir zaman gelecek acı bir şekilde görecekler. Evren 3. konuşmasını Genelkurmay Başkanlığındaki odasında tek bir kişiye, 2. Başkan Haydar Saltık'a yaptı. Haydar Paşa, sen 2 kişilik bir kurmay subaylardan, güvendiğin 2 kişiden bir ekip kur. Sen de onun başında bulun. Durumu takip edin. Durumu takip edin. Ve bana hazırlayın. Rapor hazırlayın. Nereye doğru gidiyoruz? Acaba ne yapmak lazım? Nasıl hareket etmek lazım? Diye o durum muhakemesine benzer bana zaman zaman rapor versinler dedim. İşte bu sözlerde bir müdahalenin ilk emriydi. Saat kurulmuş ve tıklamaya başlamıştı. Evren 14 Ekim ara seçimlerinde bir ayaklanmadan korkuyordu. Seçim sandıkları dolayısıyla demokrasi tehlikedeydi. Bu tehlikeyi savuşturacak tek güç de orduydu. Haydar Saltık çalışma grubunu kurdu. Genelkurmay'ın içinde dahi sadece bir avuç subayın dışında kimse bunu bilmeyecekti.
O zaman kurmay albaydım. Sayın Haydar Saltık beni davet etti ve içinde bulunduğumuz durum nedeniyle bir özel çalışma yapmamız gerektiğini ifade ettiler. Tabii heyecanlandım, duygulandım. Hemen kısa süre içinde böyle bir çalışma grubunu oluşturduk ve çok gizli olarak hiç kimse bizim böyle bir çalışma yaptığımızdan, Sayın Haydar Saltık'tan ve komutanlardan başka hiç kimsenin haberi olmadı. Biz devamlı onların ihtiyaç duyduğu fikirleri ürettik. Alternatifler halinde ürettik. Seçim daima onlara aittir. 14 Ekim seçimlerinde kimse ayaklanmadı ancak Evren de emrini geri almadı. Çünkü onları kaygılandıran şartlarda değişiklik olmamıştı. Haydar Saltık'ın çalışma grubu olanca gizliliğine rağmen genelkurmayda bazı subayların dikkatini çekmeye başladı. Hangisi de bilemiyorum, bir genelci başkanlarından mıydı birisi? Dedi efendim, Haydar Paşa iki kişilik bir kurul kurmuş. Galiba bir darbe hazırlığı mı yapacağız? Yani sizin haberiniz var mı falan dediler. Yok ki o, dedim. O kurul şey için kuruldu. Orduyu küçültmek için çalışmalarımız vardı bizim. Onun başındadır o, dedim. Benim ondan haberim var dedim. Onun üzerine rahatladılar. Evren generalini rahatlattı. Sonra da onu Selimiye'deki asıl randevusunu unutmaması için uyardı. Randevuya ordudaki bütün kor ve orgeneraller çağrılıydı. O gün Selimiye kışlası için tarihi bir gündü. Nizamiye'de arka arkaya komutanların makam arabaları sıralandı. Toplantının gündemi anarşiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri hükümetin anarşiyle mücadelede yetersiz kaldığı görüşündeydi. Henüz askeri bir müdahale telaffuz edilmiyordu. Bir uyarı mektubu yazmaya karar verdiler. Bu mektup aslında sonun başlangıcıydı. Artık ordu siyasete ağırlığını koyuyordu.